Sevgili dostlarımız, gömercin kuşlarımız, taklacı gömercinlerimiz muhteşem bir bölümle karşınızdayız. Çünkü çok heyecanlıyız. Uzunca bir süredir konuşmayı düşündüğümüz bir konuyu bu akşam konuşacağız. Yıllardır ayrı akşam kaldığımız... Mı? Akşam mı dedim ben yine? <gülüyor> <gülüyor> Pardon ama nedense sanki hepimiz akşam seyrediyormuşsunuz gibi bunu atamıyorum üstümden sevgili dostlarım. Ama bugün konuşacağımız konu uzunca yıllar ayrı kaldığımız fakat içimizdeki sevda ateşinin bir kor gibi yandığı bir konuyu konuşacağız. Neyi konuşacağız? Eurovision. Eurovision'u konuşacağız. Çok heyecanlıyız. Evet. Ve şimdi Eurovision demişken Kaan'cığım Bülent Özveren almadan olmaz. Aa, sevgili Bülent Özveren gerçekten tüm kalbimizde nurlarda yatsın diyoruz. O adeta Eurovizyon için yaşayan bir efsane isimdi. O böyle Sertap Erener kazandığında hatırlıyor musun? Aynen sevinmişti. Sevgili izleyiciler hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. 1975'te başlamıştı diye hemen yani ne kadar. 10 points to Turkey. Türkiye birinci. <laughs> Türkiye birinci değerli <laughs> seyirciler. Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ama çok uzun zamandır da o Türkiye'de e, onu bize anlatıyordu. Bir nesil onun sayesinde Eurovizyon sevdi. Bence bütün nesiller onun sayesinde. O hep... da doğru. Hatta şöyle yapardı. O Eurovizyon biterken sonunda böyle yapardı. Kim birinci olduysa ertesi o ülke ev sahibi olurdu Eurovizyonda. Daha bunun yayını bitmeden jenerik akmadan <laughs> evet seneye Oslo'dayız. Nor Norveç kazandı bu sene diye. Sevinir cinnet geçirirdi rahmetli Se Seneye Norveç'teyiz ve evet biraz üşüyeceğiz ama olsun olsun olsun. <laughs> Çok tatlıdır ona böyle nurlar göndererek saygılarımızı göndererek başlayacağız. Şimdi Ayşe'cim biliyorsun Eurovizyon macerasında bir süredir yokuz biz. Çünkü olmayışımızın e, değişik sebepleri var. Buna şimdi burada söyletip kanalımızı kapatmayalım. Istersen. Hayır kanalımızı kapatacak bir şey yok. Yok herkes... kapattım ne olacak? Hayatım herkes konuşuyor. Bir anda delirdik <laughs> babamla annem gibi. 2012'den beri Türkiye Eurovizyonda yok. Yok bunun çeşitli sebepleri var. İşte puanlama sistemindeki e, bloklaşmalar artık çok kalıplaştığı için falan demişlerdi ama... Daha önce bloklaşma yok muydu Allah aşkına? Biz bunları yer miyiz? Biz bunları yemeyiz. yemeyiz. Esas bence orada şöyle bir durum var. Onda konuşmakta fayda var. O zaman konuşun yani. <gülüyor> <gülüyor> Biraz böyle hani daha böyle bir queer toplulukların bir hareketine daha doğrusu queer toplulukların daha çok ilgi gösterdiği bir şeydi. Ve orada queer sanatçılar çok fazla görünmeye başlamıştı. Ve hatta bir yetkilimiz de şey demişti hatırlarsan. Orada garip garip sakallı kadınlar çıkmaya başladı. Yani <laughs> annem gibi yecüc mecücler. <laughs> o yüzden ben esas sebebinin biraz bu olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçıların kıyafetlerine çok karışılmaya başlamıştı ki birazdan gireceğiz. Hüzünlüyüz tabii ki katılalım istiyoruz. İnşallah yeniden katılırız. Onları da konuşacağız ama ...maceramız nasıl başladı biraz ona bakalım isterseniz. Maceramız sanıyorum ki Semiha Yankı başladı. Seninle Bir Dakika şarkısını söylemiştim. Evet. Bu şarkı biraz manidardı. Bu şarkı manidardı çünkü... ...sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika diyerek... ...erken boşalma <laughs> sorununa... ...ve aslında <laughs> erken boşanma <gülüyor> <gülüyor> sebebine... Ee, ...biz çok severdik o şarkıyı seninle. Semiha Yankı o şarkıda kaçıncı oldu Kaan'cığım? Yani çok zor değil bunu söylemek sonuncu olmuştu çünkü <laughs> ee, ama... Bence kesinlikle hakkı yenmişti hakkı o şarkının. Hakkı Çünkü biliyorsunuz biz Türkler sonuncu olduğumuz her şeyde hakkımızın yendiğini <laughs> düşünürüz. Ee, korkunç bir kıyafet vardı üstünde böyle çiçekli böyle bir basma gibi bir kıyafet vardı sevgili Semiha. <laughs> sevgili Semiha'nın falan bir anda samimiyet. <laughs> Semiha Şarkı çok güzeldi bir kere o kesin. Şarkı çok güzel ve bence yine de gerçekten hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Kesinlikle senin düşüncen de bütün Erovizyon'un umurundaydı Şimdi zaten. geriye dönecekler ve 70'li yıllara gidip <laughs> Tekrar hakkımızı puan verdim. verecekler. Arnavutluk çabuk biz 12 puanımız var. <gülüyor> <gülüyor> ama ben şöyle bir şey anlatayım. O, şarkının bilmiyorum hakkı yendi mi ama o şarkıyla ilgili şöyle bir şey var. Aslında ulusal elemelerde Cici kızlarla aynı puanı alıyor yani iki birinci. Cici kızlar a kalbim ben senden çok o mu? Hayır ya yani bir sen akıllı <laughs> ben deli o <laughs> tabii ki o e, Cici kızlar o doğru bildin Hababan sınıfından bildiğimiz e, Aynen. Bir şey e, onlar aynı puanı alıyorlar ve ikisi de birinci oluyorlar aslında hmm. ve kura çekiliyor kura ile birlikte e, Semih Ayankı kazanıyor ve o gidiyor keşke bir sonraki senede. Hakkaniyet olması açısından cici kızlar gitseydi. Ben hep merak etmişimdir cici kızlar kazansaydı, katılsaydı kaçıncı olurdu diye. İlk beşe girerlerdi ama hakkı da hakkı yendiği için o da girebilirdi. Kesin bence cici kızların da kesin hakkı yenirdi. Yani herkesin hakkı yeniyor <laughs> gördüğünüz gibi Eurovizyonda hakkı yenmeyen hiçbir şey yok. Fakat sonrasında <laughs> ne oluyor? Sonra da Nilüfer'in sevgili Nilüfer'in olduğu bir grup katılıyor tekrar. Hı hmm. Yani daha kötü ne olabilirdi bu sonuçtan derken onlar da 2 puanla yani 3 puanla Semiha Yankı 2 puanla yani müthiş bir istikrar oluyor bizim yarışmalarımızda. Bu arada bu e, bilgiyi de vermek zorundayım e, Nilüfer kamburundan ameliyat oldu. Müthiş <laughs> müthiş yani gerçekten sohbetimize inanılmaz bir katkı e, yapıldı. <laughs> Hayır yani kamburun var diye üzülenlere... Kuazim odaya buradan selam olsun. <laughs> Bunun çaresi var. Allah dermansız dert vermesin diyoruz. Kesinlikle. Buyurun. Senin kan grubun ne diye böyle saçma, <laughs> san, saçma sapan, iyice saçma sapan bir yere. Ve sonra bizi kim umutlandırdı? Kim? Ajda Pekkan. Aman petrol canım Ama bir dakika petrol. derken 15. oldu o da yani. O da... <laughs> Ama yine de e, bir... 3 puandan fazla aldı yani. Tabii baz etkisi diyoruz ekonomide buna yani. O kadar <laughs> kötü ki her şey. Onun üstündeki her şey çok iyi olmuş oluyor. Ay biliyor musun benim arkadaşım tam böyle aman petrol gibi bir ilişki yaşamıştı. E, demiştim ki ona nasıl sevgilini aran kızcağız o kadar kötü ilişkiler yaşamıştı ki daha önce. O kadar berbat erkeklerle birlikte olmuş ki. Dedim ki nasıl yeni sevgilin o kadar iyi ki Ayşe ne zaman arasam telefonu açıyor demişti. Yani hmm. bu da onun ilişkisindeki baz etkisiydi herhalde. Aa Bakar mısınız nereye bağlayacak diye bir ara çok korktum. <laughs> Bayılacak gibi oldum ama gerçekten çok güzel oldu. Hemen portakallı o Seni, Seni tebrik ediyorum sevgili dostum. Çok gerçekten beni çok şaşırttın bu <laughs> şeyle bağları kurma konusunda. <gülüyor> <gülüyor> Fakat o petrol şarkısında da neden dünyaya bir politik mesaj verdik onu da bilmiyorum. Çünkü petrol krizi vardı o zaman hatırlamayacağım ama sen de doğmamıştın o zaman. Çok şükür ki doğmadım. Çok şükür senin doğmadığın bir tarih sonunda. <laughs> Petrol krizine bir gönderme yapılmıştı hmm. o şarkıda Bence bir arada muazzam bir şarkı olduğunu düşünüyorum Petrolün ben Petrolün mü? Evet Abarttığını düşünüyorum Ben de biraz abarttığımı düşünüyorum <laughs> Ama şu an duyunca çok güzel hissediyoruz yani o şarkıyı Hayır güzel hissediyorsun ama o anda o anın gazıyla da bir yükseldin Tabii ki ne oldu? Hakkımız yendi <laughs> 15 hakkı değildi o şarkı İlk ona girmeliydi İlk ona girmeliydi Arnavutluk 12 puanımızı geri ver Bu arada Kaan'cığım ondan sonraki yıllarda da Ayşegül Aldınç MFÖ Neco gibi çok değerli isimler katıldı. Ama onlar da maalesef iyi Ama sonuçta. bize bir faydası oldu mu? Hayır. Olamadı çünkü biz genelde o yıllarda hep batıya yüksünme, batı gibi böyle değişik danslar. Yani, Özenme. Evet sanki Türkiye değil de <laughs> Hollanda folk grubu çıkmış gibi kıyafetlerle o güzel insanları giydirip orada tuhaf tuhaf danslar. Evet ya Ayşe Gülhanç kadar güzeldi gençken değil mi? Çok güzeldi hala da güzel. Gençken dediğimi duymasın vallahi seni. <laughs> Ben de kendime bakıyorum bazen çok güzelim diyorum. İnsanın hiç yaşlanmayacağını düşünüyor. Evet burayı muhtemelen keseceğiz. <laughs> ee, çok, e, çok irrelevant dedikleri yabancıların alakasız e, olduğu için. Ve sonra ne oldu? Ne 83 oldu? yılında benim doğduğum yıl. Yani dünya bir şeyle sevinirken dünyada bir güzel şey olurken bir de kötü bir şey benim oldu ülkemizde. <laughs> <ya? gülüyor> Ama ben doğmasaydım düşünsenize ben doğmasaydım. Ay gömercinler olmayacaktı. Konudan boş ver yemişim gömercinleri ya. Aa. <laughs> <laughs> yani konudan sapmak istemiyorum. Yo biraz istiyorum. İstiyorsun hadi. Hayır 83'te bu güzelliği yani benim doğumumu gölgeleyecek bir şey oldu. Opera şarkısıyla katıldık. İşte Timur opera. Timur Selçuk. İşte opera. Hayır. Nejat Alp. Hayır. <laughs> Emel Sayın. Çetin Alp bayol Çetin Alp. Çetin Sesi de katılmıştı. biraz Timur Selçuk'a benzerdi. Evet. Rahmetli oldum o. Aysel Gürel sanırım yazmıştı onun evet. sözlerini diyebiliyorum. O fırtınalar kopardı olumsuz anlamda biliyorsun. Fırtınalar. Çünkü ne oldu o şarkıda ne, ne oldu? oldu söyle bakalım. İlk neyi başardı o şarkı kötü anlamda. Çok büyük bir linç yediler bir kere. Hmm, sıfır, sıfır puan. Sıfır puan aldı. Sıfır puan alan ilk şarkımız oldu bizim yani hiç kimseden bir şey alamadı. ve Çok da eleştirildi. Her yerden eleştirildi Hı? yani bütün dünyadan eleştirildi. Çünkü Türkiye tarafı dedi ki bizi hiç yansıtmıyor bu ne biçim şarkı. <laughs> Batı da dedi ki bunlar bize dal geçiyor. Ama gerçekten dal geçiyor gibiydik. Yani o <laughs> opera e, sanatçısı gibi böyle şeyler arkada. Fidel dolar bilmem neler. Coşkun aryalar. Loy 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 <laughs> loy loy Ben bir anda e, şeye dönüştüm. Çetin Alp'e dönüştüm. <laughs> Ve sonra kendisi de bunalıma girip depresyona falan giriyor. Kariyeri çok e, Aa, düşüşe geçiyor. Bullying'in evet. kötülüklerinden biri de bu. Zorbalık. Bullying evet 1970-1983'te e, opera ile hayatımıza girdi. Ve sonra deniyor ki bizi yansıtan bir şeylerle yans katılalım diyerek 84'te halay diye bir şarkıyla yani ya Türkiye'nin oradan oraya savrulması Ay gerçekten. inanılmaz bir halayı şey. kim söylüyor acaba halayı kim söylüyor bilmiyorum ama e, halayla hiç alakası olmayan bir şarkı yani halay motifi var içinde sadece yine batılı tarzda biz halay çekeriz halay halay filan öyle bir şarkı yani el, 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 el. Körsün, oynansın, hala. Sonra Kaan'cığım biliyorsun 86'da Clips ve Onlar, e, Candaner Çetin'in de katılımıyla evet. halle isimli harika bir şarkı yapıyorlar. Ve 9. oluyorlar. ilk 10'a giriyorlar. Haleluya yani. Müthiş bir başarı ve yine bir sosyal mesaj. Çünkü Halley kuyruklu yıldızı o sırada dünyaya. Yani biz, de... biz de niye Eurovizyonda sürekli delirmiş gibi mesaj veriyoruz? Kafayı mı yediniz ya. Yani <laughs> rapçiler gibi sürekli mesaj Gerçekten mesaj. öyle ama şarkı çok çok güzel bir şarkı. Ve bu şarkının bence şöyle bir ilki var. Batılı tarzda yapılıp bu kadar iyi bir derece eden ilk şarkımız bizim. Bunda da başarı rahmetli Melih Kibar'ın müthiş bir aranje yapıyor. Hmm. Aranjman yapıyor. Aranjman çiçek yapmıyor yani tabii <laughs> adam. Ee, gerçekten onun başarısıdır. Hatta yorumlar şöyle o şarkının altına. Bu şarkıyı Modern Talking söyleseydi dünya çapında bir şarkı olur diye. Gerçekten çok çok güzel bir şarkı. Benim de annem hep şöyle der. Cüneyt Arkın Amerika'da doğsaydı dünya çapında bir star olurdu. Hakkı yendi. Yani Hakkı yendi dediği annesi Zeynep Kamil'de doğurdu diye. ki 570 tane film yaptı yani Hakkı yendi dediği de o. <laughs> Benim babam da gönül Yazarı der onu. Çünkü neden gönül Yazarı diyeceksin? Çünkü geçenlerde internette onun İspanyolca şarkı söylediği bir video görmüş. Camestas masamila mi corazon diye. Ee, onu gördükten sonra bu kadın yurt dışında olsaydı yurt dışında ama Sofya'da filan mesela Bulgaristan'da. Karabağ'da. Çok başarılı olurdu demiştim. Bir de biliyorsun Kaan'cığım Türkiye ikinci travmasını Seyyal Taner'le yaşadı. Şarkım sevgim üstüne diyerek ee, yine herkese toplumsal bir mesaj verildi. Çiçeklerin, böceklerin, aşkın, sevginin konuşuldu. Hmm. hayat sevince güzel filminden hallice olan. Evet hep böyle mesajlar veriliyordu. Ee, ondan sonra da tabii ki sıfırı alırsın. Yılı kaçtı? 86 ya da 87. Yani senin doğduğun yıl. <gülüyor> <gülüyor> doğduğun yıl kaderindir. Ama Ayşe'nin gördüğün gibi doğmadığı yıllar kaderindir. Doğmadığım yıllar bunlar <laughs> benim. Henüz e, doğup da hatta okula başladım. <gülüyor> <gülüyor> ama evet gerçekten hep böyle sevgi üstüne. Böyle sıfır almak evet. mesela. Seni böyle bir şey üzer miydi? Ee, hani bir yarışmaya katıldın ve Türkiye'yi temsil ediyorsun. Tabii çok üzerdi. Ya. Çok üzerdi. Bir de o yıllarda sosyal medya yok. Ee, yani ne alakası var bilmiyorum ama... <laughs> Yani e, ona rağmen tabii tek TRT var. Tek bu yarışma çok önem atfediliyor at ve milli maç gibi izleniyor. Yani sıfır gerçekten. Bence sıfır kadar hiçbir hiçbir şarkı sıfır alacak kadar kötü değildi bizim ama e, herhalde orada politik şeyler vardı. Yani sıfır çok travmatik. Çok Benim, biliyorsun e, bir sıfır almıştım var hayatımda. Tabii ki bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben hukuk fakültesinde okurken ben Seyhal Caner'in sıfır almasına inanamamıştım bu arada hmm. o dönemlerde işte konuşuluyor hep annemler i̇şte büyük falan konuşmayacaksın. insan kınadığını yaşamadan ölmüyor biliyorsun sonra medeni <laughs> hukuk dersini almışız hukuk fakültesinde ve ben 13 sayfalık bir cevap kağıdı verdim ve sıfır aldım. Aa. Ve dedim ki Seyeltener seni çok iyi anlıyorum şu anda. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış <laughs> canavar budur. Ve o dönem gerçekten Seyeltener hakkında işte gazetelerde yazışıyor. İşte sıfır aldı yazıklar olsun falan filan. Hmm. Ben olsam Seyeltener mesela içine kapanmıştı o dönem. Ben olsam hmm. derdim ki şöyle bir açıklama yapardım. Alimi derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında iyi koymuşum diyerek. <laughs> <laughs> bir röportajda böyle çirkinleşirdim hemen anladın mı? Ama bir şey söyleyeyim Ben şurada şunu merak ettim. Seyahatini bir kenara koyacak olsak. Sen 13 sayfa yani herhalde annenle babanın anılarını falan yazdı. Yani 13 <laughs> sayfa yazıp <laughs> sıfır almak da çok büyük bir başarı. Ne yazıyordum biliyorsun. Ayşe'yi alkışlayalım lütfen. Yani bu... Müthiş bir başarı. Gerçekten öyle. E, beni var. üniversiteli KYK'lı kardeşlerim... <laughs> Kağıdına baksaydın sonra. <laughs> Ay, adını soyadını yazsan bile beş puan verir hocam. <laughs> da ne zalimmiş yani. Senin hiç kötü not aldığın bir dersin yok mu Kaan'cığım? Var. İftihar panosunda mı yaşıyordun? Ben hep? de gerçekten kötü <laughs> puan almıştım üniversitede. Ha. Ve çok uyuz bir hocamız vardı. Hocalar uyuz olur mu? Tabii olur. <laughs> ee, o kadar kötü, ya o kadar sallamıştım ki ama yani. O kadar bilmiyordum ki yani ne konuşacağımı. Çalışmaya başlamıştım çünkü çağrı merkezinde. Yaşım oralar 21 aşırı. aşırı detay. <laughs> Ama onun dışında çok yok. Ben bir kere yüz aldığım kağıdı görmek istemiştim. Gerçek bir ukala. Ay gibi. Allah beni öğrenci ya. Tam benim ya. o ya tam ben. Ben de bir gün yandaki arkadaştan e, o kadar çok kopya çekmiştim ki adıma soyadıma Cevat Kazma yazmıştım. <laughs> ya. <Yani. gülüyor> Hiç şaşırmam. <laughs> Ve 12 <'ye> almıştım yine. <laughs> Bu arada o sevgi üstüne sevmekle ilgili şarkılar sonra da devam etti. Benim çok sevdiğim yine düşük puan alan 95'te Arzu Ece'nin Sev şarkısı vardır. Haydi bir şarkı söyle bana. Ama böyle şarkı söylerken orada görüyorum ben bir puanları iki puanları yani anladın mı böyle. Ne kadar mesaj kaygısı varsa o kadar dibi boyluyoruz biz. Yani neden böyle her şarkı Mahsun Kırmızıgül filmi gibi sürekli mesaj vermek zorunda? asla anlamıyorum. Sonra böyle arada cılız böyle hareketli yapalım çabaları Tuba Önal diye bir şarkıcı vardı mesela. Neydi şarkı? Sen giderken gitmedin mi? Günahlar bilmedin mi? Aşkına bilmem ne yapmadın mı? Gel artık. Arada böyle kanun koyalım da biraz etkileyelim falan. Ay bunu söyleyelim artık. Bu şarkılara oryantalist ezgiler yapıştırarak Batı'ya gönderip bunlar beğenir diye düşünmekten vazgeçin. Yani biz hem muhasır medeniyetiz hem şöyleyiz. Bu çok yapay duruyor ama bunu en güzel bir şekilde yapan şarkı bir tane oldu zaten. Yani bizi hem olduğumuz gibi yansıtan hem bizim modernizmimiz hem e, bizim yerel ezgilerimiz hem baklavamız lahmacunumuz. <laughs> Şebnem Paker'in Dinle şarkısı. Bak. 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 <laughs> <laughs> Örevizyonu. Gerçekten alnımızın akıyla ve bizi o yükselişe geçiren Şebnem Paker'e gerçekten buradan sevgi ve alkışlar gönderiyoruz. Paker tabii ki e, kesinlikle alkışlar. Sertap Erener tabii ki bizim kraliçemiz birinci oldu bize tarih yaşattı. Ama Paker de benim yendi. için Sertap Erener'den aşağı kalır yanı yok. Çünkü e, Türkçe bir şarkıyla da bunu başarmak gerçekten çok zor. Orada müziğin evrensel dili ne kadar önemli. Ama orada acaba ben de hep şunu düşünüyorum. Oradaki klavyedeki arkadaş acaba şöyle yapmasaydı <laughs> orada hadi. Ne 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 acaba birinci olur muydu? Evet, değil mi? Sanki Yalova Halk Konseri'ndeymişiz gibi. <laughs> yani o şarkı, o hareketler beni çok koparıyor performanstan. Sorsaydım adılar, adılar mıdır Benim gerçekten? Neler. Bir de şunu bana yapmasın yarmıdır. ne olur Eurovision şarkıcılarımız bir daha inşallah katılırsak seyirciyle hemhal olmaya çalışmak. Are you ready Europe? Ya Europe orada sen yani orası Yeni Kapı konserinde Europe orada meydanı da değil. sen neredesin ya? Yani? Ya lütfen sen Maltepe'desin yani herhalde. Ya, böyle şeyler çok cringe duruyor. Bazı şarkıcılarımız yaptı bunu sonra. Evet. Cringe evet. derken garip demek istiyoruz yani. Yani cringe, gülünç, garip, hiç olmayacak şeyler. Buna hiç gerek yok. Ya yani, hiç gerek yok. Onlar beni yani, şey Yani e, şimdi Şebnem Peker nerede bilmiyorum. Şey demiş. Cevizli Bahçe Metro takipleşiyoruz. Çok tatlı nerede bir insan. Nerede şu an? İşte takip ediyoruz. Sanırım eğitmenlik yani öğretmenlik, müzik öğretmenliği yapıyor hmm. bildiğim kadarıyla. O kadar tatlı, o kadar naif bir insan ki. Bu arada şunu da söyleyelim. 97'de şimdi 96'da aslında Şebnem Parker 5. mevsimde katıldı ve 11. oldu. Ve Levent Jonker bestesiydi o da sanırım. Bu da Levent Jonker bestesi hmm. diyebiliyorum. İnşallah yanlışım varsa beni düzeltmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ve sonraki sene ne oldu peki? Ne oldu? Şimdi ne yaparsın sen? Yine bu kadını gönderirsin de ne kadar güzel bizi temsil etti. Evet. Türkiye elemeleri yapıldı. Yine bu kadın bu hanımefendi katıldı. Bu kadın. Çok güzel bir şarkıyla katıldı Ayşe'cim. Çal diye çok güzel. <laughs> ben çok sevdim o şarkıyı. Sanırım yine Levent Donker bestesi. Ve o elemelerde Tüzben birinci oldu. Hey. Ve öyle bir şarkıyla katıldı ki yani bütün Avrupa'yı 5 dakikada baymayı ve hayattan soğutmayı başardı. <laughs> Neden ayrılsın ellerimiz, sevgiyle bakan gözlerimiz. Neden ayrılsın ellerimiz, sevgiyle bakan gözlerimiz. 16. mı ne oldu? Yani Tüzmen iyi bir insandır. Orada bir torpil ama. dönmüş demek ki. Küşat e, Kürşat Tüzmen'in akrabası falan dediler o ara ama ben hmm. ben bilmem. Kürşat Tüzmen şey değil miydi? Silip'te denize giren bakan. Evet keşke öyle bakanlarımız yeniden olsa ama şu anki bakanlar buna <laughs> ne olur yeltenmesinler. E, <laughs> 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 Tüzmen'in katıldığı sene de zaten şansımız hiç yoktu. Belki Şevlen Paker de katılsa olmayacaktı. Çünkü Dana International diye İsrail'de bir... E, trans birey katıldı ona ve Viva Victoria, Viva Afrodita diye. Evet. Zaten o çok güzel reklamını yapmıştı. Onun katılacağı belliydi. Yani yanlış değilim diye düşünüyorum. Tüzmen'in katıldığı sene evet o kazanmış. İyi bir PR yapmışlardı ona gerçekten. İyi bir PR yapmışlardı. Ve hatta Türkiye elemeleri olurdu o zaman. Biz çok heyecanla seyrederdik. Yani, Biz seninle buluşup buluşup gidip Evet. Eurovizyon seyrederdik Kaan'la. O uluslararası yarışmayı seyrederdik ama elemeleri de biz evde yani o Kayahan'ın birinci olduğu Gözlerin Hapsindeyim şarkısı Ama Kayahan'ın da çok hakkı yendi Eurovizyon'dan. Çok hakkı yandı. muhteşem bir şarkı gerçi 2 dakika şarkısı yine. Hmm. Dön, İzel vardı o grupta 2 dakika o şarkı çok güzeldi mesela. Onun da hakkı yandı. yani bütün şarkının hakkının yendiğini e, söylüyoruz. <laughs> yani bize kalırsa gerçekten Türkiye'yi herkesin kıskandığı bir <laughs> yarışma olmuş Eurovizyon. 2000 yılında çok enteresan bir şey oldu. Yani o kadar da enteresan değil. Pınar Ayhan diye bir şarkıcı katıldı. Ve bir Akdeniz ezgileriyle çok güzel bir şarkıyla katıldı. Ve yarısı İngilizceydi. Do you hear the sound of silence the moment that I want to talk in life falan diye. Böyle acayip bir şarkı. Ve o şarkı... <gülüyor> <gülüyor> ee, bir gün ben de katılacağım inşallah. Vereceğim. Ama seyirci olarak. E, ee, kadına mı söylüyormuşum değil mi ben? O travmayı orada. Ve tutukluyorlar beni. Bu, Bu şarkı vardı artık... zaten. Tutuklayın. <laughs> Ama İngilizcesini <laughs> söylüyorum. My woman diye. <gülüyor> <gülüyor> Dur ne diyorduk? Şey diyorduk. Evet. Burada Pınar Ayhan Akdeniz ezgileriyle bu şarkıyla katıldı. Ve ilk oylama gelen ülke Hollanda'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve halk oylaması olduğu için Hollanda'dan tabii ki oradaki gurbetçilerden bize 12 puan gelince biz ilk oylamada birinci sıraya çıktık. Ben deliriyorum evde. Baba galiba birinci oluyoruz. Fakat sonra düştük düştük ama onuncu bitirdik. Akdeniz eskili eskili ee, çok güzel bir şarkıydı. Bu halim bana tıpkı seçimlerden sonraki muhalifleri hatırlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, biliyorsun e, KRT TV'den izlediğiniz zaman seçimleri kazanıyoruz diye bayraklar alıp sonra %48 ile oturup <laughs> üzücü. Üzücü gerçekten. <laughs> ee, 2002'de yine korkunç bir şarkıyla katıldık. Leylaklar soldu kalbimde. Leylaklar <laughs> Kim söylüyor bunu acaba? acaba? Ee, e, e, çok özür dilerim, hatırlayamayacağım. Mor e, elbiseyi elbiseli böyle payetli falan böyle anlatırlar ya. Mor dar elbiseli uzun ince bir hanımefendi katıldı. Ve Kaan'cığım sonra 2003 senesi Türkiye'ye çok iyi gelen bütün gezegenlerin yerli yerinde olduğu, dünya kafasında üçüncü olduğumuz, revizyonda birinci olduğumuz ve benim e, bütün eski sevgililerim kapımda köpek olduğu 2003. <laughs> ve Azra Akın'ın. E, dünya güzeli seçildi. Evet onun çok önemi yok. Benim eski sevgililerim kapımda köpek olması. <laughs> 2002 Dünya Kupası'la başlayan müthiş bir süreçti o. <laughs> Orta ilan İlhan! İlhaaaan! This world, 2002, is Miss Turkey! Türkiye birinci! Türkiye birinci! değerli seyirciler, <laughs> Türkiye birinci! <laughs> Gerçekten öyleydi ve hakkımız olan sonunda teslim edilmişti. Ve Bülent Özveren'in o kadar emeği, ya. E, bir revizyon bilinciliğiyle taşlandırılmıştı ama... O zaman şöyle şeyler konuşuyordu işte e, Sertab Erener Demir Demirkan'la bir müzik yolculuğuna hmm. başlamıştı hatırlıyorsan Ve o dönem çok ciddi bir yükseliş vardı önce Sezen Aksu ile başlayan. Evet. Sonra da Demir Demirkan'la evlendikten sonra şahlanışa geçen. Bak geçer. şimdi magazine giriyor görüyor musun? Ya Yandan yandan nasıl <laughs> magazine giriyor görüyor musun? Bak nasıl böyle ayağımı yavaşça sokuyorum. O dönem demişlerdi ki onlar bir e, birliktelik yaşıyorlardı ama başka şarkılar söyle demişlerdi. O da Demir Demirkan'ın şarkısını söylemekte ısrar etmişti. İngilizce şarkıyı şart koşmuş. Şart koşmuşlardı. Ee, çok batılı bir söylem ve evet. tavır. Sonra da herkes demişti ki Sertab Erener'i Demir Demirkan idare ediyor ama hmm. bu idare ediş gördüğünüz gibi bize birincilik getirdi. Ha. Bence o Sertab'ın da duruşuydu. Çünkü Sertap Erener de çok İngilizce de diretmişti. Ve ben. Gerçekten e, ne kadar doğru bir şey olduğunu gördük. Ama orada <laughs> da şu e, endişeyi yaşıyorduk Ayşecim. Hatırlarsın belki geçmiş zamanı. ama <laughs> Şöyle e, tatu grubu vardı Rusya'nın. Evet. All Things Said All Things Said. Ay, ay çok ay, güzel şarkıydı evet, o. Evet ve onlarla çekişiyordu ve onların katılması büyük bir olay olmuştu. Çünkü onlar o zaman dünya çapında ünlü bir gruptu. ikiliydi. Onların katılması biraz böyle acaba bir tek oydu. Hatta basın toplantısı Sertab her şey demişti. Arkadaşlar tatu olmasa biz şu an çoktan kutlamalara başlayabiliriz. O kadar eminim ama tatu demişti ve böyle biz fık 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 fık, fık, fık izlemiştik. Bir heyecanlanmıştık ama çok da yakın bir fark yoktu aralarında bu arada. Çok da işte yakın kalmıştık. bir fark yoktu ve o kıyafeti, <laughs> o kuşaklar. Ay bak kuşaklar dedim bana fenalıklar bastırdın şu an. O kadar <laughs> kuşak onlarca dansçı arkasında hangi ringir oynuyorlar o kuşakları o gece kim ütüledi acaba? Tek derdim bu arkadaşlar. Vallahi Ayşe'cim neyle ütülediler bilmiyorum ama eğer Tefal'in Turbo Pro FV 5685 modeliyle ütüleselerdi vallahi 2 dakikada ütülerlerdi. Ay şu an tatlıca sement oldun hemen <laughs> diye geldi ütü önümüze. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun ne özelliği var ki? Diğerinden ne farkı var? Yanlış soru. Doğru soru. Ne özelliği yok ki olmalıydı. <laughs> bir kere 2800 watt hızlı ısınma gücüyle bütün kırışıklıkları önlüyor. Ve hemen anında ısınıyor. Ve tabii ki turbo buhar gücüyle. Hmm. Baksana hatta şöyle tek dokunuşla göstereyim. Ay tamam. Fil hamamına çevirdin ortalığı. <gülüyor> <gülüyor> bir de çok sevdiğim bir özelliği var. Kireç avcısı çıkarılabilir. Kireç avcısı özelliğiyle suda asla kireç biriktirmiyor. Yani o böyle buhara bastığında bazen o kötü ütülerde böyle kireç hmm, falan evet ya. Öyle bir şey asla olmuyor. Öyle berbat bir özellik yok değil mi bunda? Asla olmuyor. Ve tabanı da yine bunun da Durulium, Air Glide. Auto clean yani jilet gibi ütü yapıyor. Ayrıca çok sevdiğim bir özelliği daha var. Eco modu var. %20 enerji tasarrufu sağlıyor. Daha ne yapsın bu ya? Daha ne yapsın? Gerçekten e, ben evlenme teklif ediyorum ve ciddi düşünüyorum bu ütüyle şu an. E, ütü bilen beyler eklesin. <laughs> o zaman e, Eurovision'a bir daha katılacak olursa İnşallah. Türkiye'den Ben bu ütüyü alır onların gömleklerini, yeleklerini çatır çatır ütülerim jilet gibi giderler. Yalnız bunu kesmeyeceğiz. Koyacağız bu bölümü. Bu vaat unutulmasın yarın öbür gün Erozon'a <laughs> katıldığımızda. Unutulmasın ya. Demirden korksak direne binmezdik. Sertap Erener kazanınca bir de şey olmuştu. Sarıgül otobüsle tura çıkmıştı Taksim'de. Yani hayatımda benim rüyaların saçmalık seviyesi. <laughs> Sarıgül daha önce ne yaptı biliyor musun? Ben bir kere nişantışta bir arkadaşımın evinde kalırken, bir dostumun <laughs> evinde kalırken ikinci kattaydı. Sabah bir uyandım elime kahve alıp bir baktım balkonun önünde Sarıgül. <laughs> Kendini belediyenin forkliftiyle kaldırtmış ve orada halka sesleniyor. Yani o zamandan TikTok'taki çılgınlıklarının aslında işaretlerini vermişti gerçekten kendisi. Öyle. Ama Sertab'ın şampiyonluğu gerçekten müthiş bir sevinç yaratmıştı. Hatta orada jüri puanlama yani puanlama yaparken o sanırım herkesin halk jürisi tamamen halk jürisiyle puan verdiği bir yarışmaydı ve biz o yüzden bol bol puanlar aldık. Yani jüriye kalınca çok politik oluyor. Halk o kadar politik davranmıyor. Evet ya jüriye kalınca yemekteyizdeki insanlar gibi herkes hasetle birbirine. Ve Mercimek o çorbasını bile. Ve o notladım. puanları vermeye bağlananlar. Here are Turkish Televot. Hello Ljubljana diye bizim Ankara'da. <laughs> ve hatırla. <sert> Ljubljana, <laughs> Ljubljana, ne <laughs> Ljubljana ne acaba? Sertap'ın kazandığı sene Slovenya bir böyle küçük muzurluk yapmıştı tam ne? söyleyecekken puanı gitmişti. Aa evet. And ten point goes to Turkey demişti ve Tabii tamam, e, huzursuz sarmaşık. Ve gidince, ekrandan gidince, oyunu yapınca Bülent Özveren. veren, ah çok güzel, çok güzel. Şaka yapıyor. Çok güzel. Yani o da artık cinnet geçiriyor adam açıklansın. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra Bülent Özveren yapılan röportajda rahmetli şöyle demişti. Ben o adam ekrandan kaçınca anladım kazandığımızı. Çünkü biz birinci olmasak neden öyle bir şaka yapsın? Adam artık o kadar çözmüş <laughs> ki Eurovizyon'un <laughs> kodlarını. Artık Eurovizyonu yani. Muhteşem bir birincilikti gerçekten. Sertap Erener'e buradan e, sevgilerimizi yolluyoruz evet, ve Ama biliyorsun ki Sertab Erener'den daha çok Enis Sarıkan yedi o şarkının ekmeğini. A, gerçekten öyle yedi. <laughs> Her hakikaten. yerde bir ara o şarkıyı söylüyordu. Onun ve Düm Tek Tek'in. <laughs> e, gerçekten de öyle. Ve şöyle bir şey olmuştu. E, ödül almayan kazandıktan sonra giderken tekrar şarkı söylemesi Sertap. Orada ödül almaya orada Demir Demirkan yoktu galiba. O da böyle biraz aniye niye yok falan diye böyle hmm, bir Araların bozuk acaba. Magazinel. E, ben o zaman gezmeleri, magazin, magazin sevenlerin... <laughs> yapıyor olsaydı bunu öğrenirdim. E, öğrenirdim bence de öğrenirdin. <laughs> Ve sonrasında bizim ülkemizde yapıldı. Sertap kazanacak. Orada, bizim ülkemiz Türkiye'mizde. Bizim ülkemizde Sertap'ın performansında benim en sevdiğim yer neresi biliyor musun? Ha diyor ya orada herkes coşuyor böyle. Orada pardon bu çok ani oldu. Bu, <laughs> buna hazır değilim ha. Diye. Bizim ülkemizde çok güzel ev sahipliği yaptı ona evet. Korhanabay ve Meltem Cumhur ve Meltem Cumhur'un saçları 3 kişi sundu biliyorsun Meltem Cumhur'un saçları Meltem Cumhur ve <laughs> Korhanabay sundu. Korhanabay'a sonra ne oldu bir bana mesaj atabilir mi DM'den? Korhanabay'ın oğluyla işlettiği bir çayhanesi var diyormuş. <laughs> çok güzel bir stüdyosu var ben sonra orada işe deyince de akla düşen iş. biliyorsun Hayrola Çay Bahçesi'dir ee, bunu da sadece magazin kültürü olanlar bilir. Alta yazın bakayım Hayrola Çay Bahçesi deyince aklınıza ne geldi? Ben daha fazla konuşmayacağım. Ben konuda. de daha kültürel bir yerden Çayhane diye çok güzel bir oyun vardı. <laughs> Ve ben onu seyretmiştim AKM'de. Muazzam bir prodüksiyondu. O da öyle bir, bir anımdır benim. <laughs> e, sonrasında biz ev sahipliği yaptığımızda Athena e, katıldı ama. For real'a. For real'a. Up, şey... I wanna bring you up. I wanna bring... Değil mi? Oydu. Evet çok oydu. Güzeldi. I, I wanna bring you. Çok güzel bir ska şarkısıydı ve o da barış mesajları yani mesaj vermeye yine devam ediyoruz biz ve orada Atana'nın performansından çok bence Sertab'ın açılışı yani o semazenlerle yaptığı açılış ve o şortlu adamlar şimdi nerede öyle adamlar yani şimdi nerede öyle açılışlar daha doğrusu. Evet. Çok güzel bir ev sahipliydi bence. Ben Atiyana'nın gerçekten hakkını yendiğini düşünüyorum. Ee, hmm. Sonrasında benim için hakkı yenen bir başka grupta Manga'dır. Ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Hatta gelelim istersen. E, Kenan olan hangi seneydi? 2007 ya da 8 olması lazım. Hı, sonlara doğru. O zaman. Sonlara doğru ama şöyle bir şey. E, şöyle bir şey var Eurovision'da. Kazanan ertesi sene diğer yarışmacılar tarafından taklit ediliyor. Mesela sertaptan sonra diğer ülkeler bir sonraki sene herkes orasından burasından kuşak çıkarmaya başladı. <laughs> Bizim ülkemizde de Ruslana kazanınca. Aa, evet. Ondan sonraki sene çok saçmaladı Türkiye. Ne yaptı? Yine bir ulusal eleme yaptı. Yani ünlü sanatçı göndermek yerine ulusal eleme yaptı. Hata. Hata, büyük hata. Çünkü Gülseren Remini Müley'le kazandı. Rimi -Limi, leyle, 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 leyle. ve onunla gitti Eurovizyon'a ondan, ve o da bence ondan sonra bizim Eurovizyon'dan bağlanmamız lazım. <gülüyor> <Şarkıdan>. <gülüyor> Şöyle şimdi orada da Ruslana özentisi birçok ülkede vardı davullarla. Yani şimdi tamam Rim de şaman kültürüne göndermeler var, güzel göndermeler var ama davul biraz Ruslana şeyisi ve şarkı, Evet. Şarkı kötü bir şarkıydı bence ama burada şunu da bir parantez açmak lazım. E, TRT'nin sonrasında Gülseren açıklamalarından öğreniyoruz ki çok ciddi bir e, bullying yani zorbalık yani bir nasıl diyeyim mobbing yaptığı diyelim. Zorbalık demeyelim. Mobbing yaptığı. Yani işte kendi açıklamaları var. Tuvalette bana prova yaptırdılar. Çok kötü bir elbise giydirdiler. Kalçama büyük dediler. Beni göndermediler. Kızla bayağı yani Psikolojik çok ciddi baskı yapmışlar. Çok üzüldüm ama biliyorsun ki e, Türk insanı senin de söylediğin gibi her zaman bahane öğretmeye bayılır. Ya da hmm. bir başarısızlık olduğunda ortada sürekli ona buna suç atmaya bayılır. Yani kimse yoğurdum kara demez bizim demez. ülkemizde. Demez şarkı kötü bir şarkı. Şarkı üzgünüm. kötü bir şarkı üzgünüm ee, Gülseren, sen çok tatlı ve iyi bir insan olabilirsin bir sürü haksızlık yaşayabilirsin. Biz asla mobbingi savunamayız. Asla. Lanet Bunun olsun mobbing yapanlara. hep karşısında oluruz ve gerçekten gerekirse de tokatlarım ama. Ee, ben de üniversite sınavına benzer bir durum yaşamıştım. Çok kötü. Dört netle, dört matematik netiyle. Ee, babam demişti ki bana nasıl geçti sınavın. Ben demiştim ki yandaki öksürdü, öbürü hapşurdu. Ee, hocalar dikkatimi dağıttı ve dört net. Yani Gülseren buna rimi benziyor. Rimirimi leyli leyli limi li, ley. <laughs> 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 Sonrasında Sibel Tüzün katıldı. Yani yine TRT Gel Gitler yaşıyor. Ünlü bir şarkıcı ile katılındı. Sibel ee, Tüzün gitti süperstar. Sibel Tüzün e, gerçekten Gülseren'i bize arattı. <laughs> Ee, yani gerçekten tamam. Gelenin gideni aratmadığı tekrar yer Victoria's Secret defileleri ama. Ki bu da ben değil. Sibel Tüzün'e aşık derecede çok severim. Çok da güzel bir kadın. Ee, asla nalına mıhına moment değil bu. Ben ee, nalına mıhına yapacağım biraz. <laughs> yapacağım bunu. biraz. Bir ara o saçlarını falan e, kazıttı mazıttı bir şeyler yaptı. Bir evet. rakçı sevgisi ee, vardı. Evet öyle bir şeyler yaptı. Ah bu kadınlar ah. Ama yani bence Sibel Tüzün ben de şunu söyleyeyim Amerika'da olsaydı. Yani Kylie Minogue halt etmiş derdim ki Kylie Minok Avustralya'daydı gerçekten. Yani Avustralya'daydı. <laughs> ama Sibel Tüzün'ün ben sesini, seksiliğini... Ha, en seksi kadın seçiliyordu bir ara hatırla. Yani keşke şeyle katılsaydı yarışmaya. Mümkün değil tabii ama. Aman bize nasip ol hmm. hamamdaki. Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Keşke. Ee, işte bu da... Keşke. <gülüyor> <gülüyor> keşke. <gülüyor> Ama işte olmuyor. Yani nedense hep biz böyle ta şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyoruz. Ve evet, şapkalı bir klibi vardı zaten o şarkıda, <laughs> o şapkada. Bu arada gerçekten gidebilecek en kötü şarkıyla gitti Süperstar. Karşımda Süperstar, Feel hisset, me beni. süperstar hisset beni. hisset beni. Karşımda Süperstar, beni. Hisset beni diye aralarda da Türkçe söylüyordu. Ama Evet aslında orada da şöyle bir mobbing yapılmış. Yine hakkını verelim. T.R.T. Mobinglere devam etmiş ve Türkçe şarkıyla katılması gerektiğini söylemiş. Sibel Tüzün de İngilizce, Türkçe, İngilizce hızlıydı, idi, Yunus idi, hızlıydı. Derken idi, Yunus yani. idi. böyle saçma Ve şey ne çıkmış. yapıyor biliyor musun? Çok güzel bir hareket. Baş kaldırıyor. Performans sırasında olmamasına rağmen İngilizce söylüyor son nakaratını. Ve 15. Oluyor. <laughs> I am your Yani 15 -15. Keşke o kadar da baş kaldır, Yani Şu kadar falan kaldırsaydı başını. <laughs> tam kaldırmasaydı o kadar. Evet ya. Yani Sibel Tüzün'ümüz yani. Çok e, seviyoruz. Çok Kendisi seviyoruz. De buradan selam olsun. Gerçekten şahane bir sanatçıdır. Ama o şarkı neydi bacım? <laughs> o şarkıyı <laughs> ben de yani o şarkıyı yani. Ay hemen doğmuyorsa. Dost. Yani disco tarzında aslında güzel düşünülmüş Eşimden ama araya da yine. Nerede? Ona benziyor. O ne Joe? Nereden çıktı şimdi? Çaldın mı kız yok? <laughs> Hayır ben ona <laughs> katılmıyorum. Orada yine böyle bir arada. Yani olmaz. Böyle değildi ne tabii. Ne oldu bugün buna Kobra Murat gibi sürekli gelerek atıyor. Böyle olsaydı belki dokuzuncu olurdu. Böyle olmadığı için kaybetti. <laughs> Tibel Tüzün'den bir sonraki sene e, bizim ülkece travmamızı atlatmamıza sebep olan çok şükür Kenan Doğulu şarkısı geldi. Ve Kenan Doğulu bence harika bir şekilde bizi temsil etti. Shake şey it up şekerim. Shake şey it up şekerim. Shake şey it şekerimi biz Kaan'la bizim evde izlemiştik. Ataköy'deki. Iki, Konağımıza demek çok isterdim. <laughs> i̇ki artı birimizle izlemiştik. Olimpiyat kent sitesi. <laughs> Şimdi benim ailem Allah kabul etsin. Umre'ye gitmişlerdi o sene. Shake şey it şekerimin olduğu sene bir kabe ziyaretleri oldu. şey giriyor. Nı 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 üç başlı kızılık şerbeti. <laughs> Ve sonra e, biz de tabii çok mutluyuz çünkü neden e, ailesi şehir dışında yurt dışında her genç gibi delirdik. Ve genciz yani. Evet, evde, evde toplanmamızın sebebi o annelerimizin dışarıda olması. İnanabiliyor musun? Ben bile gencim <laughs> Sonra tam oturuyoruz falan böyle e, izliyoruz çok güzel performans sergiledi Kenan Doğulu falan. Annemlerden iki üç gündür haber alamıyorum. Ben o, o işte o günlerde Mekke'den Medine'ye geçecekler falan. Ben de diyorum ki aynı ne güzel. Hicret etmeyecekler <laughs> herhalde yani. <laughs> Annemler de gidecekler işte bugün. Arafat'ta şeytan taşlayacaklar. bugünkü aktiviteleri bu diyorum. Sonra bir telefon çaldı ev telefonu. Babam arıyor. Aa işte baba nasılsın dur dedi annene veriyorum. Babam uzaklaşıyor o arada. Annem dedim anne nasıl oralar tabii çok uhrevi yerler güzel. Ay kızım dedi burada dedi çok güzel ama her yer yemyeşil tabii dedi. <laughs> Herkes namaz kılıyor çok güzel bir ortam var siz ne yapıyorsunuz? Dedim biz örevizyon Ay harika kalbimiz sizinle. Bu kadar güzel. Sonra babam aldı telefonu. Dedi ki annem e, uzaklaşınca biraz herhalde. E, dedim baba Umre nasıl? Dedi ki onu bunu boşver de Şeyh İdap Şekerim kaçıncı oldu? <laughs> Dedi baba hemen ilk uçakla Umre'den geri dönüyorsun. Çünkü sen dünyevi zevklerini bırakamamış bir insan. <laughs> ama o da tabii milliyetçi duygularıyla söylüyordum. Şeyh İdap Şekerim çok güzel bir şarkıydı. Kaçıncı ama o, olmuştu? Dört. Dördüncü olmuştu ama o da biraz... Ee, sanırım bizim ülkemizde yapılan yarışmada Sakis Ruvas'ın şekşek şek şekşek şek, şekilemore, crezi for more, kedemoña onu biraz andırıyor muydu acaba diye düşünmeden Hatta edemedim. Hatta şimdi geri gelmişken söyle. E Adel'de Ahmet Kaya'dan şarkı arakladı Aa, dediler. ben ona inanıyorum kesinlikle. Ee, neydi o şarkı adı? Adel. Hmm. O yuvasız çalı kuşu bense kafeste kanar ya. İlhan Doğulu keşke, e, tabii mümkün değil, Çakkıdı Çakkıdı ile katılsaydı ne olurdu mesela? İlk Dın. üç. O bence ya, çok daha yüksek bir şarkı değil mi? Öyle bir şarkı. Niye böyle orada herkesin basireti bağlanıyor, da gidiyor en güzel şarkılarını söyleyecekken Zottilik bir şarkıyla katılıyoruz acaba. <laughs> Zottilikler bizi izliyorsa selam olsun. <laughs> Peki sonra kim katılmıştı? Sonra kim katılmıştı? 2018'de Mor ve Ötesi. Yani biz yine arayışlara devam ediyoruz, biraz da Türkçe rak <laughs> Yani yabancı dilde söylememiz gerekirse Purple and Beyond. <laughs> Nasıl İngilizcem ama ilerliyor. <laughs> Korkunç. Ee, gerçekten Morvales'e Türkçe şarkıyla katılmıştı. Deli diye. Ve bence güzel şarkıydı ve yedinci oldu. Aslında Türkçe bir şarkı için başarılıydı. Ha. Belki İngilizce olsaydı yine ne olurdu diye. Yani hep böyle öyle olsaydı böyle, böyle olsaydı, olsaydı. Böyle olsaydı böyle olsaydı diye diye programı bitirdik. Gelinecek gülüyor. gecenin sonuna. <laughs> 2009'da ise hadisemiz, hadiseciğimiz. Ay bak düm tek tek benim gerçekten ilk üçteki favorilerimdendir. Benim de gerçekten öyle. O kıyafeti. Ve yılbaşında açıklanmıştı hatırla. Çok heyecanlanmıştık. Çok da güzeldi ve orada yılbaşı kıyafeti Erozyon kıyafetinden daha güzel diye konuşulmuştu. Hani üst yer evet. ve kot daha böyle tatlı. Ee, orada zaten orada bir kıyafet mobbingi yapılmış Rize olmuş. galiba ona. Bunu bu, giyme onu giy falan diye oradan buradan kızacağız. Evet. O zaman da çok gencecik çok zaten. Çok gencecik ve 39 derece ateşle çıkmış o gece. Ay kıyamam. Bence çok güzel Arkadaşlar bir Arkadaşlar yok olsun. muydu Minoset Plus falan vereydiniz kızacak <laughs> <laughs> Ya canım benim yani. Sonra işte o daha önce de söylemiştik başka programda. Ben zaten top 5'i hedefliyordum. Teşekkürler Allah'ın diye. Hiç diyerek. net geçirmişti. Ve bir özgüvenle o açıklamayı yapmıştı. Ama haklıymış baksana yani. Çok o kadar haklı. yaşadığı şeyden sonra buradan da hadiseciğimize selam olsun. Ve sonra söyleniyor ki hadiseden sonra e, selam hani, olmasın, kadın şarkıcı göndermeyelim. Madem böyle Aa. kıyafetler falanla polemik olacak gibi bir TRT'de böyle bir şey olduğu söyleniyor. Bu bir Biz e, onların yalançısıyız. Biz onların e, gömerciniyiz. <laughs> e, ama ben yani düm tek tek bence çok 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 güzel bir şarkı. Sonra zaten yüksek Sadakatler, Can Jambonomolarla bunlar sanki sağlaması yapıldı kadınlar. Bir dakika ondan sonra Manga. Ah Manga benim bağrımda bir yaradır. Manga bence yani Manga'nın fanı değilim ama Manga'nın en iyi yani Erovizyon'un en iyi şarkılarından bir tanesiydi bence. Ve bence kesinlikle ikinci değil birinci olmalıydı. We could be the same in olduğu sene gidin o e, o yere tekrar bakın. Arnavutluğun oyuna bir daha sayılsın bir bakın. <laughs> Orada Almanya'dan bir kız diye bir nay nay nay, 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 nay Olmaz Emel gene olmaz. Biz çok üzülmüştük. Çeşme'de, Alaçatı'da, meydanda izlemiştik. Ve Çeşme'de üzüntümüz için çok uygun bir alandı. Muhallebiyle hemen kendimize. Muhallebilerin su gibi aktığı bir gecede. <laughs> bir su muhallebisiydi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> e, hakkı yenen bir e, insandır Manga. Geri manga Hakkı yenen stadyumu. <laughs> Hayır onlar da kaç kişi bir sürü insanlar. Öyle gerçekten. Çok güzel bir şarkıydı. Güzel de bir şovdu. <laughs> Ve ondan sonra Yüksek Sadakat. Yarı finalde. Ama Yüksek Sadakat'in şarkısı da bence güzeldi. Ki Neydi, ben öyle bakayım? rock metal falan çok sevmem ama... Ee, şeydi. Na böyle bulduğumun için öğrenmiş şarkı özelliği geliyormuş. Gözüme girdim Google'a. <laughs> o da güzel. Bence çok güzel bir şarkıydı bu arada. Ee, onu da Coldplay e söyleseydi dünya çapında bir şarkı olabilirdi. <laughs> Ama o şarkı yarı finalde yanlış bir grupta yarıştı ve politik sebeplerle elendiği söyleniyor. Gerçekten güzel bir şarkı bu arada. Aynen. Ay, bir koyun da dinleyelim şurada ya. Give a break. Come on and live it up. Give

Evet, o da Bozcan'dan beri gelmediği için çünkü. Ona da sevgiler. 2012 son kez katıldığımız ve yedinci olduğumuz bir e, performanstı. Yedi bence e, yani şampuan güzelleriyle beşinci oluyorken ben 7. <laughs> yedinciyi kabullenemiyorum. Yedi evet yani. Ne inanına ne mıhına bir derece gerçekten. Can <laughs> Bonomo bu arada çok hazırlanmış. Bence çok iyi bir isimdi. Aa evet öyle. E, kendisinin şarkıları da çok güzeldir. Çok severiz ama yedincilik ona yakışmadı. Ona yakışmadı. Bak bizi ne hale getirdi. Daha da yarışamıyoruz. Belki artık. üçüncü olsaydı katılırdık falan diye. Ona, her şeyi ona dinledik. <laughs> Senin <gülüyor> yüzünden. Yani Eurovision yolculuğumuza baktık aslında hep bir gel git yaşıyoruz. Yani bir rak gönderelim, bir işte şöyle gönderelim, bir modern kadın gönderelim. Araya iki çık çık yapalım, araya hmm. bilmem ne yapalım. Tamamen batılı gibi yapalım. Yani Bir bence arayış hep var. Arayış hep var ama başarılı olduğumuz şarkılara baktığımızda da sanatçıları görece tamamen özgür bıraktığımız. Yani kıyafet olarak, tarz olarak, lisan olarak tamamen özgür bıraktıklarımız zaman. Yani işte Mangası, Kenan Doğulusu, Sertabı, Şebnem Pakeri. Çok başarılı olduğumuz bir gerçek. Yine gel gitler. İşte arada yarışma yapalım. Yok ünlü bir sanatçı gönderelim. Yok, yok şunu gönderelim. göndermeyelim. Yok yok rakçı gönder. Yok bunu gönderelim. Lordi grubu vardı mesela hatırlıyor musun Lordi? Onların ne kadar garipti kostümleri ve Vah. makyajları. Bak <laughs> iyi ki hatırlattın. Onlar birinci olunda babaannem demiş ki ya Rabbi kıyamet bugündür <gülüyor> 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 diyor. <gülüyor> Onu biliyor musun? Ben babaannen olabilir altergong benim. Ben de öyle <laughs> demiştim çok meşhur i̇şte sanatçılar. Gerçek yiyici çiğçiç gibi oynan onlar öyle. Meşhur sanatçılar çıktı tabii hep <laughs> Eurovision'dan kimler kimler çıktı. Johnny Logan'lar falan filan ama biz de Türkiye olarak tekrar bu yarışmaya katılmak, katılmak istiyoruz. istiyoruz. Katılacak adayımız da belli. <laughs> Görüyorsunuz ki bir televizyon külliyatı olarak oturuyor. Ben seni alkışlamak istiyorum bu arada. Aa çok teşekkür ederim. Gerçekten şahane. Beni çok utandırdın. Çok sağ olun. <laughs> ee, şöyle ben sunucu olmak çok isterim ama. Yani ya da o şeyi ben, ben de senin sunucu olmanı çok isterim. Televizyondan sunan evet. Bülent Özveren gibi Çünkü şunu söylemek istiyorum ben de huysuz virjin gibi söylemem gerekirse Kaan'cığım öyle aman aman bir sesin yok <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz Benim şarkım çıktı Suat Sunay'la Nette'ye müzik kanalında Tekrar Onu da diyorum aman aman, lütfen. aman aman bir sesin yok ama harika bir şarkı dinleyin <laughs> Günahım neydi tanrım Hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Bakar mısınız bana nasıl dedim? Ne ne yapıyor burada <laughs> İşte TRT'nin yaptığı mobbing de böyle bir şeydi. Sivacısın geldi hemen kanın yanına. <laughs> Kançm böyle aman aman. Beni gömeceksen sen göm Başka Ay kimse gömmesin. Mahvederim seni. Mahvederim. <laughs> Bizi başka kimse gömemez. Peki şimdi sana? şunu söyleyelim. Ee, sen birisini gönderme şansın olsaydı. Hı. Bunu seyircilerimizle lütfen yorumlara yazsınlar. Evet. Kimi gönderirdin? Şu an Ayşe sen karar vereceksin ve sen seçeceksin. Bir kere ben karar veriyor olsam kesin bir akrabam falan gönderirdim. Çünkü asla liyakata inanmam <laughs> Ama birini gönderecek olsam Aleyna Tilki'yi gönderirdim. Aa çok şaşırttın beni. Evet hem sesi çok güzel hem fiziğini çok beğeniyorum hem de denemeye çalıştığı o işte batı sound'ları, arabesk falan bence o eee revizyonun sevdiği oryantalizme çok uygun bir isim. Ayrıca hep yeni şeyler deneyen cesur bir. Oryantalist e, şeyle e, batıyı karıştırır güzel. Karıştırırdı. E, bir de dans etmesini de seviyorum onun. Çok da şeker hmm. dans ediyor. Ben kesinlikle Aleyna'yı gönderirdim. Sen kimi gönderirdin? Ben burada iki isim var bence. Ben aslında şimdi Ajda Pekkan'ı gönderirdim hmm. ama şimdi değil. 80 yaşına basınca. Olmadı mı 80 a? delirdin herhalde. Bunu seviner'e tek bana sormak isterim. Anneme <laughs> sorsan vallahi 76'yım diyor ama filan diye <laughs> ucu açık bırakır. Ee, ama 46'lı bildiğim kadarıyla 77 yaşında <laughs> 78 Allah gelecekmiş. Babamın tabiriyle 79'a girecek. Ya yani babama kalsa böyle 5 yıl falan atıyor yaşlar çünkü. Bir de kova burcu olduğu için yaşında da göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ben 80 yaşında onun katılmasını istiyorum. Neden? Çünkü 80 yaşında o enerjisiyle inşallah o da bizim PR'ımızın bir parçası olacak ve Doğru. bütün dünya onu konuşacak ve Ajda'nın biliyorsun. Beyaz Şova yıllar önce katıldığında içinde bir uhde vardır. O bölümü de alalım. Onu izledim ve çok üzüldüm. Beyaz Şova çıktığında Ahmet Ertegün neden bana destek olmadı? Ben 26-27 yaşında gittiğimde çok geç yaşında. Olimpiyada yaşın... konser verdim ama bunun arkası gelmedi. <laughs> ama hiçbir zaman bir efor sarf edilmedi bu konuda. Onun için evet. üzgünüm. Çok isterdim ee, ben de birisi benim elimden tutsun yurt dışında yerleşmiş ee, bir lobisi olan gelmedi ben şimdiden. de Miral Matiu gibi olabilirdim işte Nana Muskur gibi olabilirdim diye orada sanırım Sezen Önal'la konuklardı Sezen Önal'la konuklardı ve Beyaz herhalde pek konuya vakıf olmadığı için ay tamam 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 diye filan Kadın, diye geçtirmiş ben <laughs> çok üzülmüştüm of <laughs> oh, oh. <laughs> ben Ajda ile ilgili şöyle düşünüyorum buna ihtiyacı var mı yok katılır mı muhtemelen katılmaz ama beni izliyorsan sevgili Ajda Pekkan bir gün bu sana teklif gelirse kesinlikle 80 yaşında katılmalısın. Ve bütün dünya 80 yaşındaki bu muhteşem kadının enerjisini konuşmalı. Ve Ajda'ya belki de geç kalmış o dünya şöhreti, şöhretini ben Erozyon'u getireceğini düşünen Bu bir ama. 80 yaşından önce kim katılmalı? Kim? Edis. <laughs> Bravo. Ay Allah'ım o cumhuriyet mitinglerindeki. Cumhuriyet mitingleri değil yani. Türkan Saylan değildi bu. <laughs> Bu arada benim de e, eğer Edis katılmayı reddederse İbrahim Selim'in programında yaptığım çok güzel bir Edis e, performansı evet. var. Onu koyalım ne onu olur Onu koyalım evet ben. onu ben katılabilirim. Hadi bir dudak bir yanak yolla <laughs> kuruluş yüreğim bilemalsın. Bir bakarsan sağına soluna kim deliden deli anlarsın. Her şeyi niye buraya koyuyorum ben sürahi gibi acaba <laughs> şöyle. Şöyle Edis'in gerçekten ben buradan tebrik etmek istiyorum bir kez daha. Cumhuriyet Bayramı'ndaki o özenli e, koreografisi. O dansı, o emeği beni çok etkiledi açıkçası. Evet ve konserleri de zaten hınca hınç dolan harika bir performans. Ve paylaştığım story'imde 300 bin kişi falan girdi story'ime. Hiç benim story'imde öyle bir şey yoktur. Hemen tarihte. gömercinin linkini koysaydın Hemen sonra. Hemen gömercenin koydum. Ona da valla 9 bin kişi falan girdi. <laughs> Ama e, Edis'in ben katılmasını birçok Türkiye'de birçok insan gibi çok istiyorum. Edis katılsın. Önümüzdeki sene mesela Edis katılsın. O birinciliği alsın. Sonra ülkemizde yapılsın. Ülkemizde de Ajda Pekkan katılsın. Sen de sun. Ben de sunayım. Hadi be. Vurun tuşlara Türkiye. Sunmak deyince de ben be. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili gömercinler. Bugünkü kah güldük. Kah biraz daha güldük ve ilgili müthiş bir külliyatı olan Kaan Sekba'nın denizinde kulaç attık. Ben kendi adıma sana çok teşekkür ediyorum. Bilmediğim onlarca şarkıyı ve sanatçıyı senin sayende öğrendim. Altına yazacaksınız diyeceksiniz ki, "Aa Kaan Bey bunları nereden biliyorsunuz?" Siz oturup elinizde Instagram'dan stalk yaparken Kaan Bey bunları okudu ve çalıştı. Ama ben zaten çok iyi takip ederim Eurovizyon'u. Fakat tabii şunu da söyleyenler olacaktır. Bunu nasıl atlarsınız, şunu nasıl atlarsınız? Eminim atladığımız şeyler de vardır. İnşallah Eurovizyon'a bir daha katılırız da bir bölüm daha çekeriz sevgili Gömerciler. Ay evet ya. Hadi artık Kaan Sekba'nın seneye Eurovizyon'a katılması için <laughs> <Kaan> kampanya başlasın. <laughs> öyle aman aman bir sesin yok. Ya sevgili dostlarımız <laughs> çok güzel bir bölüm oldu. Evet. İnşallah bizim kendi kendimize... <laughs> Çok da güzel bölüm ya. oldu artık beğenmeyen de defolsun. <laughs> sizi o kadar seviyoruz ve böyle bazen benim gösterilerimde falan gelip Gömerci ne zaman Gömerci ne zaman diyorsunuz çok mutlu oluyoruz. Ee, sizi bu sohbete dahil etmeyi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi ki Hoşçakalın. Sizinle.